Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün size Umur Bey'in türbesini tanıtacağım. 15. yüzyılda yaşamış Umur Bey, Osman Gazi'nin, tabi bu Osman Gazi bildiğimiz Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Gazi değil, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu olan Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timur Taş Paşa'nın oğlu olan Umur Bey'e aittir. Umur Bey, babası Timur Taş Paşa. Timur Taş Paşa, Yıldırım Beyazıt'ın Timur ile yaptığı savaşta esir düşmüş ve maalesef onunla beraber o da şehit olmuştur. Ancak daha sonra oğlu Umur Bey bu fetret döneminde önce Musa Baba, yani şehzadelerden, Yıldırım Beyazıt'ın oğlundan Musa, Şehzade Musa'nın yanında yer almış. Ancak Şehzade Musa savaşı kaybedince, Çelebi Mehmet'le giriştiği savaştan yenik ayrılınca ve Çelebi Mehmet'in saflarında yer almış. Dolayısıyla bundan sonra hep Çelebi Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet'in dedesi, II. Murat'ın babası olan Çelebi Mehmet'in yanında yer almıştır. Ve bundan sonra büyük işler başarmış, bir bilgin olmuş, Anadolu Beylerbeyi olmuş, hem asker hem de bir bilgin. Vezir rütbesi almıştır kim zamanında? Çelebi Mehmet'in oğlu II. Murat zamanında. Etrafı açık olan bu türbenin üstünde tek bir kubbe var. Türbede Umur Bey'e ait bir sanduka söz konusu. Gördüğünüz gibi yeşil bir boya ile boyanmış. Umur Bey'in 1461 yılında vefat ettiği, yani 1461 nedir? Trabzon'un fethi, Sinop'un fethi, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşadığı için, yani 3 padişah görmüş bir zattır kendisi. Çelebi Mehmet, babası Yıldırım Beyazıt'ı zamanında yaşamış ama daha küçük olduğu için babasının orada şehit olmasından sonra ortaya çıkmıştır. 3 padişah görmüş dedik. Çelebi Mehmet, II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında vefat etmiş. Fatih Sultan Mehmet de hem babasının hem de dedesinin yakın arkadaşı, yakın silah arkadaşı olan bu büyük zatı adına bir cami yaptırmış. Tabii ki Umur Bey aslında çok hayırsever bir kişi. Birçok yerde vakıf binaları yaptırmıştır. Burada yazıyor mezar taşında. Müminler ölmez. Ne demek bu? Yani Allah dostları ölmez. Ve aşağıdaki taşta da işte şöyle yazıyor: müminler ölmez, bilakis fani alemden baki aleme göç ederler. Buradaki ölmez terimi budur. Ve bir hadis daha var arka tarafında, şöyle görürsek. Bunlar peygamberimizin hadisleri. Hatta Allah'ın da bir ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Allah yolunda öldürülenlere sizler ölü demeyiniz. Onlar diridirler, siz anlamazsınız. Dünyanın evveli ağlamak, ortası ve sonu da faniliktir. Ve bir diğer hadis daha var. Gördüğümüz kadarıyla, bir de burada tabii kitabeden okuyorum, ben ezbere bir şey söylemiyorum. Dünya ahiretin tarlasıdır gibi hadisler yazılı. Şöyle bakacak olursak ön tarafından, etrafta birçok hazire var, birçok kabir var. Bu kabirlerin kime ait olduğunu tabii ki bilmiyoruz ama mutlak surette önemli şahsiyetlere aittir. Birçoğunu okumamız mümkün değil. Çünkü bazı yazılar silinmiş, bazıları
Osmanlıca yazmasına rağmen bayağı bir karışık. Bakabildiğimiz kadarıyla. Bazılarında hiçbir şey yok. Çoğunda ayetler var. Ruhuna Fatiha diyor. Bir de ölüm tarihi. Mesela bu zat Hicri 1176'da vefat etmiş. Umur Bey'in türbesi tam bu hazirelerin ortasında. Yine bir anıt ağaçların gölgelediği güzel bir yapı. Hemen yanında da Umur Bey adına yaptırılan bu camiyi de görüyorsunuz. Bir bakıma bu camiyi onun evlatlarına vasiyet ederek yaptırdığı söyleniyor. Bir bakıma da Fatih Sultan Mehmet tarafından onun emriyle yapıldığı söyleniyor. Her ne olursa olsun Umur Bey Osmanlı tarihinde önemli bir kişilik. 3 tane padişah gören ender şahıslardan bir tanesi. Caminin güney doğusundan çekiyoruz bu görüntüleri de. Umur Bey'in kabrinin taşından. Ve yine etrafında onlarca kabir var. Birçoğunun isimleri ne diyor? Evet. Ali isminde bir kişi 1231 Hicri 1231 tarihinde vefat etmiş. Tabii ki bunlar dediğim gibi önemli şahsiyetlerdir ama kitabelerini tam olarak sizlere nakşetmemiz, okumamız mümkün değil. Yanlış bir şey de yapmış olmayalım. Biz asıl olarak Umur Bey'i tanıtmak istiyoruz. Buradaki hadisleri okumuştum sizlere az önce. Burada yazan hadisleri. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya fanidir. Mümin ölmez ancak ebedi aleme göç eder. Şeklinde hadisler vardı. Dört tarafında şöyle sütunlar olan ve etrafı açık bir türbe burası. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir türbe ziyaretinde görüşmek üzere diyelim. Ve şöyle size uzağından, biraz daha uzağından bir görüntüyle veda etmiş olalım.